Merhaba arkadaşlar, Edebi Akımlar konumuzun devam videosuyla karşınızdayım. Sürrealizm yani gerçeküstücülük. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır bu akım. Freud'un psikolojide ortaya koyduğu psikanalizden hareketle aklın denetimi olmadan benin dışa vurumunu ortaya koyan akımdır. Dünyaya dair engelleyici herhangi bir aklın ahlakın ve estetik kaygının engeli olmadan bilinçaltındakini dışa vurmak esastır bu akımda. Edebiyata, esere bilinçaltının kaynaklık etmesi gerektiğini savunmuştur. Olağanüstülük, düş ve hayal şiirin konusunu oluşturur. Dünya edebiyatında sürrealizmin temsilcileri André Breton, Luis Aragon, Dylan Thomas ve Éluard'tır. Dünya edebiyatında Türk edebiyatındaki temsilcileri ise birinci yeni şairlerinden yani Garipçilerden Orhan Veli ve ikinci yeni sanatçılarından Sezai Karakoç, Cemal Süreya, İlhan Berk, Turgut Uyar ve Ece Ayhan'dır. Empresyonizm yani izlenimcilik bir diğer akımımız. Bu akım 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da doğmuş, önce resimde sonra da edebiyatta etkisini göstermiştir. Dış dünyanın sanatçıda bıraktığı izlenimleri aktarmak amaçlanmıştır bu akımda. Sanatçı dünyayı olduğu gibi değil, kendinde bıraktığı izlenimleri hayallerle süsleyerek anlatır. Sanatçılar ölçüye ve uya önem vermezler. Gerçekler sanatçıya göre değişir. Empresyonizmde esas olan neymiş? Dış dünyayı olduğu gibi değil, sanatçının kendinde bıraktığı izlenimlere göre yansıtmakmış. Burada sanatçılar ölçüye ve uya önem vermezler ve gerçekler sanatçıya göre değişir. Bir diğer akımımız ekspresyonizm yani dışa vurumculuk. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir akımdır. Empresyonizm gibi önce resimde çıkmış, sonra edebiyata yansımıştır. Bu akım öznel gerçekçiliğe ve iç gözleme önem vermiştir. Bu akımda şairin görevi dış dünyanın anlamsızlığına, ruhsuzluğuna farklı bir anlam katmaktır. Bu akımın dünya edebiyatındaki temsilcileri Arthur Rimbaud, Paul Verlaine'dir. Türk edebiyatında bu akımın temsilcileri ise Ahmet Haşim ve Ahmet Muhip Dranas'tır. Bir diğer akımımız kübizm, nesnelerin görünen değil görünmeyen taraflarını da anlatmayı amaçlar bu akım. İyi bir sanatçı insanın hem dış görünüşünü hem de iç görünüşünü anlatmalıdır. Çünkü insan bütün bir varlıktır. Bu akımın temsilcileri Picasso, Jacobs'tur dünya edebiyatındaki en önemli temsilcileri. Egzistansiyalizm yani varoluşçuluk. 1927'de Alman düşünür Martin Heidegger tarafından ortaya konan akım İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonra önem kazanmış ve dünyaya yayılmıştır. Descartes'in düşünüyorum, öyleyse varım düşüncesine dayanır bu akım. Varoluşun özden önce geldiğini savunan bir akımdır. Yani insanın dünyaya atıldığını, rotasının kendisinin çizmesi gerektiğini savunur. Bu akıma göre insan kendi kaderini çizer, insan özgür bir varlıktır diyoruz. Dünya edebiyatında varoluşçuluğun temsilcileri Jean-Paul Sartre ve André Gide'dir. Türk edebiyatında ise bu akımın temsilcileri ikinci yeni şairleri örnek olarak verilebilir. Diğer bir akımımız ise Dadaizm. Dadaizm 20. yüzyılın başlarında İtalya'da Tristan Tzara tarafından ortaya atılan akımdır. Bu akım kelime anlamı olarak kuralsızlık demektir. Edebiyatta ve sanatta her türlü geleneğe, göreneğe ve kurala karşı çıkan
bir nevi kuralsızlığı kural kabul eden akımdır. Dadaizm, bireyi aklın tutsaklığından, akla dayalı düzenden kurtarmak ister. Sanatta her türlü geleneği yıkmak, sözcükleri bilinen anlamları dışında kullanmak, yerleşik kurallara baş kaldırmak, kuralsızlığı ve sürekli değişmeyi benimsemek esastır. Bu akımın temsilcileri Tristan Tzara ve Francis Picabia'dır. Son akımımız ise fütürizm, yani gelecekçilik. İtalyan şair Marinetti'nin 1909'da Fransa'da yayımladığı bir bildirgeyle ortaya çıkar bu akım. Bu akımın sanatçıları yaşamın sürekli ve hızlı bir değişim içinde olduğunu, sanatında bu değişime ve hıza hızlı ayak uydurması gerektiğini savunur. Sanatın her dalına makineyi, hızı ve dinamiği sokmak isterler bu sanatçılar. Ölçüyü ve kafiyeyi reddederler, geleneğe karşı çıkarlar. 20. yüzyıl başlarında İtalya'da ortaya çıkmıştır bu akım. Bu akımın kurucusu İtalyan şair Marinetti'dir. Sanatta sürekliliği, değişkenliği, hareketliliği savunur. Hızın, süratin güzelliği vurgulanarak uçaklara, arabalara, trenlere övgüler yağdırılır. Eserlerinde mantıklı cümleler kurmayı reddeden fütüristlerin parolası sözcüklere özgürlüktür. Fütürizmde şiirde geleneksel kurallar terk edilir, ölçü ve uyaktan vazgeçilir. Şiir yazarken özgürce davranılır. Dünya edebiyatında fütürizmin temsilcileri Marinetti ve Mayakovski'dir. Türk edebiyatında fütürizmin temsilcisi ise Nazım Hikmet Randır. Arkadaşlar, ilk ünitemiz burada bitti. Sizlerle beraber ikinci ünitemiz, hikaye ünitemizi bir sonraki videoda işleyeceğiz. Görüşmek üzere.